Yüz germe yöntemlerinin başında yer alan silüet ip askılama yöntemini anlatmak üzere dermatoloji uzmanı Doktor Şerafettin Saraçoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Dermatoloji uzmanını bulmuşken öncelikle yaşlanma belirtilerini cildimizde yaşlanmanın ilk görüldüğü yerleri size soralım. Yaşlanma derinin en ince olduğu yerde doğal olarak ilk orada görülür. Yani göz çevresinde. İnce kırışıklıklar, biraz küçük torbalanma gibi ee, değişikliği ile başlar ama yıllar içerisinde bu tabii değişir sonra boyun sonra biraz yüzde e, aşağı doğru yer çekimiyle inme gibi belirtilerle işte bir takım katlantı özellikle burun kenarı duda, burun dudak katlantısı dediğimiz alanın çevresindeki katlantının belirgin olmaya başlamasıyla e, ilerler. Bu arada biraz kemiklerimiz erir, biraz kaslarımız e, incelir, uzar. Veya bazı kaslarda işte bizi özellikle aşağı doğru çeken kaslar, e, boyun kasları ön planda veya kaş arası kaşları aşırı çalıştıklarından bu sefer orada bir gerginlik olur. Yani yüz hep aşağıya ve ortaya doğru çekilir. Buna bağlı da işte bir takım sarkmaları yaşarız ama ilk belirti doğal olarak ölçü çevresinde. Evet filmlerde bile yaşlandırırken ilk önce makyajla göz çevresinden başlıyorlar. Evet, yani bu artık. Evet. Peki bu süreçte hastalarımız herkes yaşlanacak. Yaşalmak kaçınılmaz bir gerçek ama süreci bilirsek direksiyonu elimize alma şansımız var. Evet. Bu süreçte siz hastalarınızı ağırlıklı olarak neler öneriyorsunuz, neler uyguluyorsunuz? Öncelikle e, bunu İçsel faktörler mutlaka etkiliyor veya yıllar etkiliyor ama dışsal faktörleri mümkün olduğu kadar azaltmalarını yani en çok bizi yıpratan şey güneş. Güneşten mümkün olduğu kadar korunmayı öneriyoruz. Yani korunma esas. İkincisi ani kilo alım verimlerinden kaçınma. Çünkü kilo vermeye başladığınız anda aslında sadece yağ kaybetmiyorsunuz. Derideki proteinleri de kaybediyorsunuz. Destek dokuda kemik dokudaki proteinleri de ve yani bu da kolajen dediğimiz ana yapı taşımız ki derinin yüzde yetmiş ağırlığını oluşturan destek dokuyu kolajen ve benzeri elastik lifler vesaireler yapıyor. Yani bunları ciddi oranda kaybediyor insanlar. Bunları kaybetmemesi için ani kilo vermekten kaçınma ve bir takım koruyucu ürünler kullandırma. Ana yaptığım şeyler bunlar ama bundan sonra doğal olarak e, tedavi aşamasına geçiyoruz. Yani. Silüet askılama yönteminde cilt tipinin önemi var mı? Cilt tipinin aslında özel bir önemi yok. Yani deri fototipinin hiçbir önemi yok ama tabii e, makul ölçülerde bir şey olması lazım. Yani çok sarkmış bir yüzde de hani cerrahi gerekir bir yüze e, iple askılama yapmayı birincil seçenek olarak almayız. Ama derinin çok kalın olmadığı, ve çok sarkmanın olmadığı vakaları tercih ediyoruz. Zaten daha ileri vakalarda e, silet soft yerine farklı e, uygulamaları uygulamalar işte gerekse cerrah arkadaşlardan yardım almayı öneriyoruz. Evet süliyet askılama yöntemlerinde aslında hastalarımıza biz aynı anda hem bir e, ameliyatsız yüz germe yöntemi olarak geçiyor askılama yöntemleri. Hem aslında var olan dokuyu yukarıya topluyoruz ama antiyecik etkinliği de çok yüksek. Bu süreçte evet. hastalar bu anlamda neler yaşar? Ee, yani e, ipin özelliği aslında e, cerrahide kullanılan bir ip veya malzemelerin e, bir araya getirip farklı bir konfigürasyonda tekrardan hazırlandığı bir şey bu ve deri altındaki aslında yağ dokuyu gevşemiş ve yer değiştirmiş yağ dokuyu eski pozisyonuna getirmeyi amaçlar birinci olarak. Tabii onunla beraber ona bağlı olan deri de o yeni şekillendiren pozisyona adapte olur. Bu süreçte aslında çok ciddi yan etkileri yoktur. Yani uygulama öyle çok da sorunlu bir şey değil ama yani normalde yüz asıklamada yarım saat 40 dakikada tamamlanan bir süreç ve lokal anesteziyle yapılıyor. Tabii ki işlem sonrasında küçük ve dalgalanmalar olacaktır. İşleme bağlı bir takım sıvılar ve vücudun reaksiyonu olarak. Ama genelde 2-3 gün içerisinde düzelen şeyler. Bir gün banyo yaptırmıyoruz. Onun dışında açıkçası yani gerekli asepsi, antisepsi dediğimiz kurallara uyulduktan sonra da çok özel bir sorun yaşamadan oldukça da güzel bir sonuçta genelde vakaları tamamlıyoruz. Ama e, işlem sonucunda aslında yaptığımız şey bu ipler eriyor. Erirken de e, aslında e, orada yarattığı bir reaksiyonla yeni bir kolajen katmanı oluşturup bıraktığımız gibi kalmasını sağlıyor. Yani hep eriyen bir malzeme hı hı. ve direkt olarak kolajen üretimini uyarıyor o hat boyunca. Ve bu da işte bir süre kalıcılığı var işte 18 ay kimisinde 24 aya kadar gidebilen. Bu var. ameliyatsız yüz gençleştirmede iple yüz germeyi, yüz askılamayı biz yıllardır duyuyoruz. Oldukça popüler bir Hı -hı. yöntem. E, yüz germe ameliyatlarını erteleyen bir yöntem olarak da biliniyor. Şimdi bugün konuştuğumuz Silhouette Soft ipi diğer iplere göre e, ne farkı var, ne avantajı var? Vallahi açıkçası ben diğer iplerle bir başladık tabii yani Silhouette Hı -hı. Soft olmadan diğerlerini kullandık ama ben e, uzun bir süre ee, o periyolu ipleri kullandık ve bir kısmını hastalarımız hiç memnun kalmadı. Yani 2-3 ay sonra e, etkinlikleri kısa sürdüğünden e, hastalarla bayağı ciddi sorunlar yaşadık. Ve ben uzunca bir süre hiç işlem yapmadım. Yani böyle bir ip askı sistemi ta ki silet Soft'la denedik. Ve kimseye de bir güvence vermedik aslında ilk çıktığında. Yani bununla iyi bir sonuç alınıyor görünürdü ama bir görelim yani bunu. Çünkü daha sonra da yapılmış bir takım testleri ki yıllar sonra yapılan bir takım testlerde bir yığın ipin aslında deride hiçbir şey, deri altı dokuda bir şey değiştirmedi. Ancak polilaktik asitli ürünlerin veya polikaprolakton içeren bir takım ürünler var. Bunların deri altında kolajeni uyarabildiğini gösterdiler. Bu da en azından ürüne güvencemizi biraz arttırdı. Bu ürünün böyle konik bir yapısı var. Yani bir ipe dizilmiş küçük konilerden oluşuyor ve o koni 360 derece olarak bütün dokuya tutunup yukarı doğru taşımayı sağlıyor. Hı hı. Ve deri altı dokuyu diğer kılçıklı dediğimiz yani kılçık şeklindeki iplere göre yaklaşık 6-7 katı kadar güçlü olarak traksiyon yapabiliyor. Ve bu da ee, elde edecek sonucun daha güvenilir olmasını sağlıyor. Yani ben yıllarca dediğim gibi bir şeyler uğraştık sonra vazgeçtik derken siluet geldi neyse ki onunla e, beraber şey yapıyoruz. Yani tekrardan aynı işlemleri yapıyoruz. Farklı duruyorsunuz. Evet şimdi bir hasta kliniğinize geldiği zaman Sülüye sof uygulaması yapmaya karar verdiğiniz süreçte hasta başından işlemin sonuna kadar neler yaşıyor? Süreç nasıl ilerliyor? Ha, i̇şlemi yapmayı anlatıyorsanız öncelikle tabii bir pozisyonlama yani burada önce ne kadar ürün kullanacağına karar veriyoruz. Ee, ona göre de yaşayacaklarını anlatıyoruz. Ardından fotoğraflama ve e, bir çizim oluyor. Yani bunun yerleştirme e, tekniği var. Genelde asıcı teknik kullanıyoruz. Eskiden böyle U'lar L'ler yapılıyordu artık daha basit olmak bazı işlerde daha iyidir eee direkt traksiyon yapan yani deliği yukarı kaldıracak vektörel çizimlerle ve gerektiği kadar koni içeriği de değişiyor bunu Yani 8 12 16 gibi farklı koni seçenekleri var. Uygulayacağınız mi? bölgeye göre ve ihtiyaca göre en çok 8 12'lik kullanıyoruz. Yani ama boyun gibi bir bölgede 16 koni de kullandığımız oluyor. E, bu ürünlerin e, hangileri kullanacağına karar veriyoruz. İşaretlememizi yapıp küçük anesteziler yapıyoruz. Bunlar giriş ve çıkış noktalarına e, işte yüzde e, örneğin 3 ip kullanacaksak toplam bir yarıda 9 noktaya enjeksiyon. Diğer yarıda 9 noktaya küçük enjeksiyonlar yapıyoruz ve sonrasında işte antiseptiklerle yüz tekrardan temizlenip o noktalar esas alınarak işlem tamamlanıyor. Aslında işlemin e, Can alıcı kısmı hesaplamalar yani orada ürünün e, nerede konuşlandıracaksınız, son gelecek koni nerede olacak, e, ne kadar traksiyon yapacak ve o e, çekici kısmın ne yönde olması gerektiğine karar verme aslında önemli olan in, işin ince kısmı bu. Yüz Ondan bölgesindeki gençleştirmelerde hocam bu e, kaşlar da önem taşıyor. Hı. Kaş kaldırmada da acaba kullanılabilir mi bu ipler? Tabii ki kullanılıyor ya yani özellikle kuyruk kısmını kaldırmada tekip evet. yardımıyla beraberinde işte botulinum toksinle yapıyan... beraber evet öncesinde ben standart olarak işlemden bir hafta önce e, botulinum toksinle alanı e, hareketsiz bırakıp ardından hmm. işaretlemeleri bir arada işte bir haftada koyuyoruz. evet yani genelde bir haftalık bir şeyle yapıyoruz e, daha kalıcı olur hmm. yani sonucun kalıcılığını o etkiliyor yaklaşık o İpin bir erime süreci var yani aylar içerisinde eriyecektir. O süreçte hareketsiz kaldığında aslında orada şeyin, e, ipin bıraktığı etki daha kalıcı oluyor. Yani aynı pozisyonda kalabiliyor. Evet, ben, ben memnunum şey. yani o uygulamada. Süliyet soft'un en büyük özelliklerinden biri de dediğiniz gibi eriyor olması. Aslında biz eriyen ipleri Hı -hı. daha çok seviyoruz, daha çok istiyoruz. Yüzde kalıcı 5 yıl 6 yıl erime süresi olan ipler var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz peki? 5-6 yıl kalıcı olanlar erimiyor. Yani Onlar hep kalıyor ve e, sadece 5-6 yıl sonra bizim yüzümüz değiştiği için <laughs> e, tekrardan gidip ya yeni ipler takılıyor veya Fransa'da bir teknik var işte buradan küçük noktacıklar oradan çıkırıkla biraz daha çekip e, asıyorlar ama e, şimdi yabancı bir madde bu sonuçta. E, bu erimeyen ipleri yapmadık değil yapıyoruz da yani birkaç vakı çok ağır bir yüzde veya e, ileri yaşlarda tercih edilebilecek bir Aslında de. belki cerrahiye daha Aa, yatkın ama cerrahiden evet, çekinen Evet aynen öyle onu istemeyen hı hı. veya e, herkesi e, soft softta olmayabilir yani bazı vakalar burada seçeneğinizün olması lazım ama tercih ediyor musunuz derseniz çok fazla yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü e, yabancı madde yani tamam e, silikon kaplı, e, elastik lifler bunlar ama e, yan etkiler olmuyor değil. Yabancı reaksiyonu olanlar var. E, bazen işte ufacık bir şey enfeksiyon kaynağı olabiliyor gibi. E, o nedenle birinci planda iliyenleri tercih ediyoruz çoğunlukla. Uygulama sonrasında e, hastanıza önerileriniz neler oluyor? Herhangi bir kısıtlaması var mı? Var. Ee, özellikle 2-3 gün böyle sulu yumuşak gıda öneriyoruz. Öyle ee, E tabii yani ağzı ne kadar az açarsanız o kadar iyi. Ee, i̇kincisi diş hekimine bir ay kadar gitmemesini istiyoruz. Yani eğer öyle bir e, amaç varsa öncelikle diş şeyi varsa gitsin onu veya bir et varsa önce diş tedavilerini yaptırıp ondan sonra gelmesi daha makul oluyor. Ee, küçük tabii ağır kesiciler olabilir ilk bir gün iki gün sonuçta bir iple de olsa bir şeyleri yer değiştiriyoruz ee, basit e, anti bir e, tedavi veriyoruz onun dışında da ilk gün banyo kısıtlamamız var ben genelde e, giriş ve çıkış noktalarını küçük bir strepte kapatırım ertesi gün onları da aldırıyoruz yani ondan sonra normal hayatını birkaç gün spor yapıyorsa spor yapmamasını istiyoruz o kadar yani başka bir özel kısıtlamam yok. Yani iş başına geçmek için e, bir Genelde süre üç gerekiyor. Genelde 3 gün maksimum. Yani e, eğer e, cumadan çok, yaptırıp Evet yani dediğiniz gibi hafta sonu uygulaması Değil gibi. Mi? Çünkü o bir ödem yapıyor doğal olarak ama ertesi gün e, işine gidenler de var. Eşim örneğin öyle yani şimdi <laughs> de yaptım o da ertesi gün iş yerindeydi yani. Oo harika. <laughs> Kişiye göre de değişiyor tabii iyileşme süreci. Peki kalıcılık süreleri nasıl? Hasta ne kadar süre bu ipi kullanabiliyor ve süresi bittiği zaman tekrarı yapılabiliyor mu? Evet eriyen bir ip olduğu için bir ömrü var tabii. Yani elde edilen kolajenin kalıcılığı 18-24 ay diye geçer. Bu tamamen kişinin e, yaşam şekline işte ne bileyim e, herhangi bir e, sigara içiyorsa bu süre kısalıyor. Aniden kilo verirse bu süre kısalabilir. Ama standart olarak ortalama 18-24 ay gibi bahsedebiliriz ama bu süre dediğim gibi yaşam şekline göre kısalabilir. Arkasınız hocam. Çok değerli bilgiler aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde yine ağırlayalım sizi. Tabii tabii. Ne demek. Memnuniyetle.